Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba, ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Değerli seyirciler, arkadaşlar, bugünkü konumuz biraz acı konu, yani üzücü konu diyebilirim. Azıcı değil, daha çok üzücü bir konu. Bakın dünyada neler oluyor, birazsa gurbette yaşayan insanlarımız, arkadaşlarımız, gurbetçilerimiz tabii ki gurbette yaşıyorken para kazanmak için Türkiye'de bir ev, bir arsa, bir daire alabilmek için en geç emekli olduğu zaman geri dönebilmesi için Türkiye'de yaşamını devam ettirmesi için orada biraz yatırımlar yapıyor tabii ki gün gelince oraya dönebilmesi için. Yalnız bakın arkadaşlar, dünyada neler oluyor? Sizler de dikkatli olun bu konularda. Şimdi size bu haberi Post gazetesinden okuyacağım. Sizler de öğrenin, bakın ne olmuş, ne bitmiş, ona göre siz de hareketlerinize dikkat edin, ona göre önlemler alın. Önlemler alırsanız bu başınıza gelmez arkadaşlar. Gurbetçiye işgalci, kiracı şoku. Arkadaşlar, Türkiye'den Belçika'da yaşayan, Belçika'ydı, evet Belçika'da yaşayan gurbetçimiz Türkiye'de Alanya'dan bir ev satın alıyor. Bakın sonra başına ne geliyor. Yanlış söyledim. Belçika değil, Danimarka'da memurluk yapan, hatta kendisi memur, Danimarka'da memurluk yapan gurbetçi, aile Alanya'dan satın aldıkları evlerinde bir kiracının yaşadığını öğrenince hayatlarının şokunu yaşadılar. Kaplan ailesi evden çıkmayan, sözde kiracı nedeniyle zor günler geçiriyor. Akınlara durgunluk veren olay Alanya'da meydana geldi. İddiaya göre Danimarka'da gurbetçi olarak yaşayan Kaplan ailesi birikimlerini Alanya'dan ev satın alarak değerlendirildi. Yılda bir veya iki kere birer hafta olmak üzere Alanya'ya tatile gelen aile pandemi sürecinde alınan tedbirler nedeniyle Danimarka'dan çıkamadı. Bu süreç kapsamında tapu sahibi Gülay Kaplan evinin anahtarını babasının arkadaşı olan bir kişiye verdi. Anahtarı alan aile dostu bir yakınının pandemi sürecinde zor duruma kaldığını ve iki aylık eşyalarını boş eve koyamayacağını sordu. Gülay Kaplan ise zor durumdaki kişinin eşyalarını iki ay evine koyabileceğini, ancak eve yerleşmemesini, yaz ayında kendi ailesiyle tatile geleceğini söyledi. Pandeminin ardından Alanya'ya gelen Kaplan ailesi evlerinin kapısını açtığında hayatlarının şokunu yaşadı. Çünkü kendi evlerinde hiçbir kira ilişkisi olmamasına rağmen iki yıldır bir ailenin yaşadığını ve bu ailenin tapu ya da kira sözleşmesi olmadan elektrik ve su aboneliğini üzerine alabildiğini söyledi. Kaplan ailesi her seferinde kapattırdıkları su ve elektriği bu ailenin bir şekilde açtırdığını belirtti. Muhtarlar Derneği Başkanı iddiaların odağında. Şok eden olayın ardından Kaplan ailesi soluğu karakolda aldı. İşgalci kiracıdan şikayetçi olan aile yine işgalci kiracıya Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel'in destek olduğunu, işgalci kiracı ile birlikte Yüksel'in de karakola ifade vermeye geldiğini iddia etti. Ayrıca Yüksel'in Kaplan ailesi ile iletişim kurma çabaları ve mesaj kayıtları ile ortaya çıktı. Medeniyet, insanlık, kanun bu mu? Konuyla ilgili yeni Alanya'ya özel açıklamalarda bulunan mahdur ev sahibi Gülay Kaplan, maalesef kendi evimde oturamıyorum. Ben normalde Danimarka'da yaşıyorum. Orada memnunum. Alanya'dan bir hevesli daire aldım ama hemen hemen iki senedir içine giremiyorum. Çünkü daireme birisi yerleşmiş durumda, çıkmak istemiyor. Ben kadını hiç tanımıyorum. Şikayette bulundum ama maalesef bazı şeyler Türkiye'de istediğimiz gibi işlemiyor. Herkes kafasına göre yerleşebiliyor evin içine. Suyu ve elektriği üzerine alabiliyor. Bunlara anlam veremiyorum. Ben evimi kesinlikle kiraya vermedim. Ben kendim gelip oturacaktım. Çocuklarım ve eşim ile birlikte senede bir veya iki kez gelip tatilimizi yapmak için aldım evimi. Ama son iki senedir sürekli otellerde kalıyoruz.
Çocuklarımı otel personeline bırakmak zorunda kalıyorum. Bu da tabii bir zor bir şey ve çocuklarım da sıkılıyor. Tatile geliyoruz ve tatil yapamıyoruz. Çünkü bu işlemlerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bir türlü evimden çıkmıyor. Bilmiyorum, medeniyet bu mu, insanlık bu mu, kanun bu mu? Bir türlü anlayamadım, dedi. Sanki o ev sahibi ben kiracıyım. Evimde bir kişinin yaşadığını bilmediğini belirten kaplan. Evime bir insanın girdiğini bile bilmiyordum. Pandemi döneminde bütün insanların zorluk çektiğini biliyordum. Benim anahtarım babamın bir arkadaşındaydı. Adam beni aradı ve en fazla 2 ay olmak üzere bir tanıdığının evime eşyalarını bırakabilir mi diye sordu. Bana kesinlikle kendisinin girmeyeceğini söyledi. Ben de korona döneminde gerçekten insanlar zor durumda diye insaniyet namına sadece eşyalarını koymasına izin verdim. Onun ardından bir şey duymadım. O dönem 2 kez gelecektim ve pandemi nedeniyle uçak biletlerimiz iptal oldu. O binada da tanıdığımız birisi vardı. O vefat edince iletişimim kalmadı. Haliyle kontrol de edemedim. 2021 yılı Aralık ayında da evin içinde birisini olduğunu anladım. O zaman şok geçirdim. Çünkü hiç haberim yok. 20 Haziran 2020 tarihinden bu yana bu bayan orada oturuyormuş. Bunu öğrendim. Burada Asat ve TEDAŞ'a gittikten sonra anladım ama benimle kesinlikle bir kiracılık ilişkim yok. Kesinlikle bu konuda bir bedel de almadım. Bir an önce benim evimden çık dedim ama ne yazık ki çıkmadı. Karakola gittim ve şikayette bulundum. Oraya da geldi tabii ki. Oraya bir girişi vardı. Sanki ev sahibi o, ben kiracıyım. Kendimi kiracı gibi hissettim. Neredeyse tapumu isteyecekti. Yanında da bir bey vardı. Bu bey daha sonra bana mesaj attı. Bu numarayı araştırdığımda o kişinin Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel olduğunu öğrendim. Birkaç ay daha kalması için izin istediler. Eşimle konuşmak istedi. Biz de yazılı bir dayanak istedik. Yazılı bir şeyi kabul etmeyeceklerini ve bu şekilde olursa mahkeme süreci boyunca kalacaklarını belirttiler şeklinde konuştu. Bu Alanya için güzel bir durum değil. Bu olayın Alanya'nın imajı için kötü olacağını belirten kaplan, bana yardım edilmesini istiyorum. Çocuklarım ve eşimle birlikte mahturuz. Ben Alanya'ya tatile geliyorum ama bu tatil değil, dediğim gibi Danimarka'da yaşıyorum ve bu Alanya için güzel bir reklam değil. Çünkü İskandinav ülkelerinde çok kişi geliyor. Alanya'ya herkes böyle bir şeyin başına gelme ihtimalini düşünürse kimse buradan ev almaz, diye konuştu. İşgalci durumda olan bir kişinin neden arkasından olduğunu sormak istiyoruz. Atlı ve idari süreci başlattıklarını belirten avukat İhsan Yıldız ise şunları söyledi. Müvekkilim adına atlı ve idari süreci başlatacağız. Ortada bir mağdurluk söz konusu ve bu işin peşini bırakmayacağız. Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana hukuki süreci başlatmaya çalışmışlar. Birkaç kişi nedeniyle hukuki süreç başlamamış ve kalmış. Bu insanlar Türkiye'ye bir haftalığına geliyorlar. Danimarka'da kendilerini memurlukla ilgileniyorlar. Yılda bir veya iki kez birer haftalık geliyorlar. Buraya rahatlamak için geliyorlar ama 10 yıl yaşlanıp gidiyorlar. Son 1,5 yıldır ülkemizde taşınmaz ve ev fiyatlarında farklı durumlar yaşanıyor. Türk Borçlar Kanunu'na göre sözlü ve yazılı sözleşme yapılması gerekiyor. Bu insanlar 1,5-2 senesini burada yaşlanmaya ayırıyorlar. Bu ülkemiz veya Alanya adına kötü bir durum. Bizim de evimiz var. Ben de 15 güne bir boş evimi kim doldurdu diye kontrole mi çıkmalıyım? İşi gücü bırakıp bunları araştırmamız gerekir. Akdeniz, EDAŞ ve Asat'tan sordurduk ve kira belgesi tapu göstermeden elektriği ve suyu kendi üzerine geçirebileceğini gördük. Danimarka'dan geliyorlar ve 2 yıl sonra boş evlerinde birisinin yaşadığını öğreniyorlar. Nasıl bu kadar rahat bu eve girebiliyor? Nasıl ev sahibinin kaydını sildirip kendi ikamet ağını ekletebiliyor? Hukuki kısmını konuşamayacağımız derecede bir mağduriyet var ortada. Şu anda müvekkilim açık açık bana acaba tapuyu da üzerlerine geçirebilirler mi diye soruyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bizi hukuk fakültesinde resmi İşin en sağlam yanının tapu olduğunu öğrettiler. Sanırım bazı şeyler böyle işlemiyor. Müvekkilimin bahsettiği Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel konusu da kendilerine mesaj atmış. Hasan Bey birkaç kez aramış da sözde kiracının yakını olduğunu belirtmiş. Karakolda da ifade verme durumu var. Alanya gibi büyük ve il olma
aşamasındaki bir bölgede Muhtarlık Derneği Başkanı, biz Hasan Bey'e herhangi bir eleştiri ya da suçlama yöneltmiyoruz. Biz Hasan Bey'e bizim kendi malik olduğumuz tapulu evimizi işgal eden bir kişinin neden arkasından durduğunu ve bu insanları anlaştırmaya çalıştığını sormak istiyoruz. Bunu bize kendisinin izah etmesini rica ediyoruz. Evde yaşayan kişi ile müvekkilimin herhangi bir kiracılık ilişkisini zaten yok. Bir aylık bir süre verilip evin boşaltmasına da razılar artık. Bu dünyada kendi parası ve malıyla borçlu olmak kadar kötü bir şey yok, diyor müvekkilim bana. Benim konuyla bir ilgim yok. Konuyla ilgili yeni Alanya'nın ulaştığı Alanya Muhtarlar Derneği ve Ispatlı Mahallesi Muhtarı Hasan Yüksel de benim konuyla hiçbir ilgim yok. O evde benim arkadaşımın annesi ve ailesi oturuyor. Ev kimin ben bilmiyorum. Sadece o zaman arkadaşım ev sahibinin kendilerini çıkarmak istediğini, ev bulamadıklarını ve telefonlarını açmadığını söyledi. Ben de aradım ancak açmadılar, ardından mesaj attım. Olayın detayını bilmiyorum ben. Ayrıca taksicilik yapıyorum. O gün de karakola ifade vermeleri için taksimle götürdüm. O nedenle karakoldaydım. Onun dışında olay ve konuyla bir ilişkim yok, ifadelerini kullandı. Arkadaşlar, bu haber yenialanya.com Gülşah Anak'tan, Posta Gazetesi'nden okudum ve görüyorsunuz dünyada neler oluyor. Gurbetçimiz Danimarka'dan çalışıp Alanya'da, herkesin hayal ettiği yerde Alanya'da bir ev almış. Bakın başına ne gelmiş. Yani ben şimdi böyle bir şey düşündükçe yani diyorum ki ya, alsan mı almasan mı, alsan mı almasan mı? Yani zor bir şey, çok zor bir şey. Böyle bir şey oldu mu arkadaşlar, muhakkak Türkiye'de birisi o eve, o daireye bakması lazım. Başında birisi olması lazım. Yani bu daire ise o evde başka bir daireden birisi bakması lazım. Ondan sonra görüyorsunuz yardım etmek istemişler, 2 aylığına eşyasını koyabilmesi için anahtar vermişler. Ondan sonra da olan olmuş. 2 seneye yakın dairenin içinde oturuyorlar ve daireden henüz daha çıkmamışlar. Belki 1-2-3 aya kadar çıkarlar, bilmiyorum. İnşallah haberini alırız. Arkadaşlar, ne yaparız? Yapılacak bir şey yok. Dikkat etmemiz lazım. Biraz evvel söylediğim gibi yanında birisi olması lazım. Yoksa sen kendin 3000-4000 kilometrede uzaktasın. Senin evine kim giriyor, kim çıkıyor bilmiyorsun. Bazı daireler var, evler var. Yaz sezonunda tıklım tıklım dolu o evler. Kış sezonunda arkadaşlar incin top oynuyor. İncin top oynuyor. Onun için artık gurbetçilerimiz iyice düşünsün, taşınsın. Parasını nereye, nasıl yatırmak istiyor veyahut da Türkiye'ye döndükten sonra satın alacaksınız arkadaşlar. Paranızı başka bir şeye yatırın, başka bir şey alın, başka türlü yapın. Dairenizi, evinizi döndüğünüz zaman alın artık, bilmiyorum. Bu benim düşüncem. Yani böyle şeyler oluyorsa tabii ki sizler benden daha iyi bilirsiniz. Arkadaşlar, bu haberle burada kapatmak istiyorum. Son diyeceğim, tedbirinizi alın, dikkat edin. Zaten en büyüğüm arkadaşlar sıhhat. Sıhhatınıza dikkat edin, sıhhatli kalın. Benimle kalın, hoşça kalın. Murat.